Efendim eskiler merhametli insanları yufka yürekli diye tanımlar. Merhamet tüm ahlakların önünde bir rehber gibidir. Çünkü yeryüzünde en çok ihtiyacımız olan duygu merhamettir. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Peki nedir merhamet? Elle tutamadığımız kesin. Fakat hepimizin bir tanımı vardır muhakkak. Mesela merhamet duyarlılıktır, sempatidir, sorunları büyütmemektir, yargılamamaktır, dikkattir, anlayıştır, empatidir, şefkattir. Bu saydıklarıma kimse itiraz etmez herhalde. Gördüğünüz gibi hiçbirini elle tutamıyoruz ama şurada hissediyoruz, değil mi? Psikoloji bilimi insanın bedenden ibaret olmadığını fark ettiğinden bu yana merhameti inceliyor. Bilim insanları merhametin hayatımızın neredeyse tamamında olumlu sonuçlar doğurduğunu tespit etmiş. Yani merhamet aslında şifadır, şifa duygusudur. Bir an için düşünün, insanlar daha merhametli olsa dünyamız nasıl olurdu acaba? Savaşlar, göçler, açlık olur muydu acaba? Dünyanın dört bir yanında, kimi zaman Filistin'de, kimi zaman Doğu Türkistan'da yükselen ahlar olur muydu acaba? Sadece merhamet sahiplerinin duyabildiği bu çığlıklara ancak rahmet denizinde yüzmek isteyenler ulaşıyor, ilgi duyuyor. Çünkü bir aksiyonerliktir merhamet aslında. Merhamet ile aksiyonerliğin ilgisini şöyle kurabiliriz. Mesela yolda yürürken miyav miyav içli içli ağlayan bir kedinin açlıktan ağladığını düşündünüz. Eğer bu sese kulak verip bu kediciye bir kase süt verseniz, yemek verseniz merhametin ne olduğunu gösterir değil mi? Telaşlı telaşlı sütünü içtikten sonra etrafınızda miyav miyav diye miyavlayarak dönmeye başlar değil mi? Yani teşekkürünü miyav sesiyle ifade eder. İşte işte ağlarken Allah sesine kulak vermiş bir kulunu memur kılmış. O da bu kula teşekkürünü miyavlayarak sunmuştur. İşte mırmırla bize sunulan şükran merhametin aksiyonel halidir. Atalarımız ne güzel söylemiş. Merhamet olmazsa fazilet kuru bir kelimedir. Peki merhametli olmak niye bu kadar zor? Çünkü faziletin, merhametin, rahmani olan her duygunun önünde mutlaka şeytan bulunur. Gece gündüz şeytan buna mani olmaya uğraşır. Halbuki şeytana galebe çalınacak ne fırsatlar çıkıyor önümüze. Sadece can gözüyle bakmak yeterli aslında. Merhamet aslında alemde öyle bir halka oluşturur ki her zincir bir haslettir. Yesevi şeyhlerinden İsmail Ata sanki bunlara işaret eder gibi halka şefkat yolunda güneşte onun gölgesi olacaksın, soğukta ırkası, açlıkta ekmeği diyor. Unutmayın, en takvalı, en erdemli insan, merhametli insandır. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.